mutluyuz tabii ki. Şampiyonluk kelimesi çok kolaydır ama altını da doldurmak gerekiyor. Çok güzel bir kelimedir. Şampiyonluk coşkusu güzeldir. Oyuncularımızla beraber hakikaten 9 haftalık süre içerisinde çok güzel bir sinerji yakalayarak, kenetlenerek, birlik beraberlik içerisinde olarak bu güzel camiayı şampiyonluğa taşıdık. Geçen sene Çaykur Rizespor takımı, bu sene Gençler Birliği takımını zirveye taşımak bizleri gerçekten çok mutlu etti. Gurur duyuyorum kendimle. Yaptığım işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Aldığım paranın karşılığını vermeye çalışıyorum. Ve bunun karşılığında da böylesine güzel duygular yaşayıp şampiyonluk apoletini takmak da tabii ki bizler için çok güzel bir duygu. Burada sezon başından itibaren 48 puan toplayan Erkan Hoca'yı da unutmamak gerekiyor tabii ki. O da çok başarılı bir şekilde sezona başladı. Ama profesyonellikte bu tür değişimler olabiliyor. 48 puan da çok az bir azımsanacak bir puan değil. Kere Allah rahmet eylesin. Hiç kimse Süper Lig'de bize güvenmezken işte klasik Türkiye'li bir söylem var. Tecrübesiz, tecrübesiz, tecrübesiz. Ben bu kelimeyi de yok etmek istiyorum artık. Onu da özellikle insanların bilmesini de istiyorum. Rahmetli dedi ki ben sana güveniyorum, inanıyorum. Takımı bize teslim etti. O zaman Elazığ Spor'dan 6 haftalık bir süreçte görev yaptım, ayrılmıştım ve Süper Lig'de direkt bir takım teslim etmek de bir cesarettir. Bir öngörüdür. Rahmetli'nin bu sezgileri çok iyiydi. Ben de oturdu, fabrikaya gittim, muhabbet ettik ve bana o zaman yanılmıyorsam 18-19 tane yönetici vardı. Sadece İlhan Başkan bana güvendi. 18-19 yönetici güvenmedi. Hepsi karşıydı. Hatta o zaman yönetim kurulu toplantısına gittiğimde herkesin suratı düşmüştü. Doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. Ama başkan destek oldu bize. 32 puan toplamıştık Süper Lig'de. Tabii herkesi oynatmaya gayret gösteriyorum ben takım içerisinde. Herkese şans vermeye çalışıyorum sezon içerisinde ama son maçlarda daha çok az oynayan oyunculara görev vermeye çalışıyorum. Fenerbahçe maçında da bir oyuncu var. İsmini söylemeyeyim. Onu oynattım. Yok efendim niye oynatıyorsun? O işte şudur, böyledir. Ya başkanım sezon içerisinde bizde idmana çıkıyor bu oyuncu. Ödüllendirelim bunu da en azından o da mutlu bir şekilde buradan gitsek dedik. Maçtan sonra maçı kaybettik Fenerbahçe maçını 2-1. Vay efendim çantayı topla git. Basına açıklamaya ben gidiyorum dedim o zaman. Yani ondan sonra beni fabrikaya çağırdı. Biraz duygusal bir görüşmemiz oldu. Ondan sonra bir daha takımda kaldım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Rahmetli başkan çok otoriterdi, disiplinliydi ama çok da yufka yürekliydi. Çok da duygusaldı. Hani Gençler Birliği camiasıyla 1,5 yıllık kontrat yapmıştım. Yarım sezonu bitirdik. Şimdi bir sene daha kontratım var. Süper Lig'de de oturup konuşmak gerek. Tabii bunlar kontratlara da çok ben bağlı kalan bir yapım yok. Farklı bir karakterim var. Onu da belirtmek lazım. Ben öncelikli olarak hedeflerimle örtüşen bir camia. Evet şu anda Gençler Birliği camiasını seviyoruz tabii ki. Çok da değerli bir başkanı var. Köklü bir camia. Şampiyon olduk. Oyuncularımızla beraber burada devam etmek en büyük arzumuz, dileğimiz. Ama yapılanmayı da doğru yapmak gerekiyor. Takdir edersiniz ki bu sene Süper Lig'de işte Bursa gibi, Göztepe gibi takımların ne kadar iyi kadrosu olmasına rağmen Süper Lig'de sıkıntılar yaşadığını da biliyoruz. Ve son haftalara kadar küme düşme potasının içerisinde olan bir camialar. Bu camialar çok uzun yıllar başarıdan başarıya koşan camialar. Dolayısıyla Süper Lig'in çok kolay olmadığını biliyorum. O tecrübeye de sahibim. Yapılanmayı iyi yapmak gerekiyor. Başkanımız da işte bu haftayı bitirdikten sonra oturup bir araya gelmek istiyor. Ama benim bir sene daha mukabelem var. Gençler Birliği güzel bir camia. Gençler Birliği hakikaten Ankara'nın köklü camialarından birisi. Tabii ki burada görev alıp devam etmek isterim. Bizim hocalarımıza önceden bu kadar güven yoktu. Onu söyleyeyim. Yani ben bunu ta çok öncelerden söylüyorum. Biraz bizlere de güvenilmesi gerektiğini düşünüyordum. Efendim taktiği, tekniği hepsi var. Artık futbol, günümüz futbolunda herkes bir şekilde çalışıyor. Herkes bir şekilde program çıkartmaya çalışıyor. Önemli olan oyuncularla o iletişimi sağlayabiliyor musunuz? O iletişimi sağlamak çok önemli. Burada 25 tane farklı bir karakter var. 25 tane farklı karakterle çalışıyorsunuz. 25 tane farklı karakterin 11'ini oynatıyorsunuz. Arkasından 14 tanesini de ya da 13 tanesini de oynamadığı için bir şekilde onu da kazanmanız gerekiyor. Zaten oynayan değil, oynamayan oyuncuyu eğer küstürürseniz, onu kazanamazsanız başarı gelmez. Onun için o birlikteliği doğru bir şekilde yapılanmak lazım. O birlikteliği sağlayabiliyor muyuz? Ona bakmak lazım. Bir de şimdi tecrübe diyorlar. Yani bizim
maalesef spor camiasında da tecrübe. Bu tecrübeyi yaşayarak, tecrübeyi çalıştırarak öğreniyorsun zaten. Tecrübeyi nasıl öğreneceksin? Art niyetli hatalar yaparsanız bu çok tehlikelidir. Art niyetli hatalar yaparsanız insanları futboldan uzaklaştırırsınız. İnsanları futboldan küstürürsünüz. Onun için artık herkesin sağduyulu bir şekilde hareket edip niye bu kadar hakem konuşuluyor bu ülkede? Şapkasını önüne koyup kim nerede hata yapıyor? Onu bulmamız lazım. Bu geminin içerisinde beraber varız. Eğer bu gemi su almaya başlarsa herkes su alır. Dolayısıyla burada hakemler, bizler, teknik adamlar, MHK, federasyon, medya da bu ayağın çok önemli parçası. Medyada herkes bu konuda sağduyulu bir şekilde hareket edip bu hakemleri niye bu kadar konuşuyoruz da ilgili çözüm bulmamız gerekiyor. Ben bununla ilgili mesela son haftalarda bir Galatasaray takımıyla ilgili bir olumsuz anlamda görüş belirtiliyor. Eminim ki Galatasaray da mutlu değildir. Yani bu kadar şeyin içerisinde hataların olduğu bir de şeyde kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Başarıyı yakalayan da mutlu değildir, başarısız olan da mutlu değildir. O zaman bir sıkıntı var işte. Başakşehir hakikaten o avantajı kullanamadı. Yani bir puan avantajı vardı. O puan avantajını kullanamadı. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Öbür tarafta çok daha işte Fatih Terim gibi kendi saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanan bir Galatasaray takımı var. Kolay maç mı? Değil. İki takım için de kolay maç değil. Şimdi dün Akhisar maçında belki Galatasaray'ın temposu çok yüksek değildi ama bu tür maçları bir şekilde neticelendiren de bir Galatasaray takımı var ve başında da Fatih Terim gibi bu maçları sayısızca yaşamış, bu tür maçlara çıkmış bir teknik adam var. Ben bu maçın favorisini ortaya koyamam. Bu maçın favorisi şudur diye bir şey söyleyemem. Bu maçı alan zaten şampiyon olacaktır. Ama bir adım gene de her şeye rağmen bir adım saha avantajı, seyirci avantajı ve kadro kalitesine baktığınız zaman bir adım belki Galatasaray'ı biraz da ön plana çıkartıyorum bu maçta. Niye olmasın? Allah nasip ederse işimizi bu şekilde doğru yapmaya çalışırsak, işimizi bir şekilde en iyisini yapmaya çalıştığımız zaman neden olmasın Beşiktaş? Bizim camiamızdır tabii ki. Yani hiç ki herkesin ne kadar Beşiktaş'ta şansı varsa benim de var tabii ki. Ben de o kulüpte 11 sene kaptanlık yaptım. Şu anda öyle bir imkan olur mu bilemem. Yani öyle bir beklentim de yok. Biz Beşiktaş'ın içerisinde yetişmiş, Beşiktaş'ta kaptanlık yapmış oranın bir evladıyız. Ama şu anda Gençler Birliği takımıyla daha başarılı olmak istiyorum. Çıtayı daha yükseltmek istiyorum. O level'ı atlatmak istiyorum Gençler Birliği camiasına. Bakalım zaman ne gösterecek bilemeyiz. Ama herkesin hedefi, hayalleri vardır. Hayaller olmadan başarı olmaz. O hayali içimde saklıyorum. Zaman her şeyin ilacıdır. Neler olacak hep beraber göreceğiz.